Bu haftaki sayısal görüntü işleme programımızda yine layer'lar, katmanlarla ilgili bir özelliği, bir uygulamayı birlikte yapıyoruz. Bu amaçla hazırladığım iki tane fotoğrafım var. Niye iki tane? Çünkü iki fotoğrafı üst üste birleştirmeyi planlıyorum. Fotoğrafların biri İstanbul'da açık bir havada vapurda giderken çektiğim bir fotoğraf. Biraz açık, kontrastı yüksek. Ama bu sorun değil çünkü ben buna bulut efekti şu anda ekleyerek zaten daha soft bir görüntü çıkmasını sağlıyorum. İkinci fotoğrafım ise bulut. Bu amaçla bulut güzel bulutlu gün batımlarında veya bulutlu havalarda sadece bulutları çekerek bunları efekt olarak da kullanabilirsiniz. Şu an benim yapacağım gibi. Bulutlu hava efekti olarak kullanacağım fotoğrafı seçiyorum. Select All yaparım veya Ctrl A yapabilirim. Ve bunu ne yapıyorum? Copy seçeneğiyle kopyalamayı hazır duruma getiriyorum. Window kutusundan ikinci fotoğrafı efekt yapacağım. İkinci fotoğrafı seçiyorum ve bu fotoğraf üzerinde Edit seçeneğinden Pas diyorum, yapıştır diyorum. İkinci fotoğraf daha büyük olduğu için veya daha önde olduğu için katmanlar düşünürsek ilk fotoğrafım şu an ortada yok, görünmüyor. Onun için bazı çalışmalar yapmam lazım. Öncelikle Ctrl T'yi seçiyorum ve fotoğrafımın boyutunu alttaki fotoğrafla eşit hale getiriyorum. Çünkü bulut fotoğrafı biraz küçük kaldı. Evet, eşit hale getirdim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Katmanları üst üste düşünürsek iki tane katmandan oluşan fotoğraf var. Normal olarak üstteki görünüyor, alttaki görünmüyor. Üstteki alttakini ezdi. Bunun için de opacity'yi değiştirerek üsttekini biraz daha şeffaf hale getirmen lazım. Son halinde istediğim etkiyi gördüğümde bakın şimdi gökyüzü çok kontrastlı, açık bir havaydı. Ama şimdi benim vapurum kendi ışıklandırması normal ama gökyüzünün ışıklandırması bulutlu bir hava etkisini fotoğrafa vermiş oldum. Düzenlemelerim tamamlandıysa ne yapıyorum? Yine orijinal fotoğraflarımı saklamak kaydıyla buna farklı bir isim vererek fotoğrafımdaki düzenlemeyi üst üste fotoğraf etkisini tamamlıyorum.